Giresun'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni Rotam'da Giresun Gastronomi Festivali var. 3 gün boyunca burayı hem festivale katılacağız hem de Giresun'u gezeceğiz. Şu anda yeni uçaktan indik. Girişe taze taze başlamak istedim. Birazdan artık şehir turumuza başlayacağız. Gastronomi ve lezzete doyacağız arkadaşlar. Hazırsanız dolu dolu bir 3 gün sizleri bekliyor. Başlayalım. Şimdi havaalanından çıktığınız gibi gördüğünüz bu otobüslerin her biri Giresun ve Ordu'nun merkezine, ilçelerine doğru hareket ediyor. Yani ulaşım çok kolay havaalanından şehir merkezlerine ve ilçe merkezlerine. Rahatlıkla havaalanından indikten sonra rotanızı izleyebilirsiniz. Havaşların biletleri de içerideki ofiste satılıyor ya da otobüs şoförlere de sorabilirsiniz. Ödeme de yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi biz de merkeze, otelimize ve yemek yiyeceğimiz yere doğru devam ediyoruz. Şimdi Giresun Festivali'ne geldik evet ama gezecek yerleri de anlatmaya devam ediyoruz. Bakın bu gördüğünüz yer Şeyh Keramettin Camii. Burası 1600 yıllarda yapılmış bir Osmanlı mirası. Hemen buranın uzun çarşısı boyunca bu baştan sona göreceğiniz böyle çok nadir yokuş bir yoldan bahsediyoruz. Genelde trafiğe kapalı yollar böyle düz olur ama tabii ki Karadeniz coğrafyası gereği böyle yokuş çıkıyorsunuz. Hemen orada sizi ilk karşılayacak olan cami de burası. Dediğim gibi Osmanlı mirası. Şu anda içeri giremiyoruz. Çünkü biraz acele halindeyiz. Geldiğiniz zaman da bu güzel mimarili camiyi de görebilirsiniz diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Giresun Kalesi'nin altında çok acayip bir yer var ama maalesef şu anda kapısı kapalı. Size birazdan göstereceğim. Şu arkamda gördüğünüz tapınak Meryem Ana Tapınağı, Kaya Tapınağı. Milattan sonra 3. ve 4. yüzyılda burası yapılmış. Şu anda üzerinde durduğum bu yerde bir Osmanlı köprüsü, taş köprü. Eskiden tabi merdivenler yokken hemen şu aşağıdan buraya rahatlıkla geçiş yapabiliyordunuz. İşte şöyle bir bahçesi var ve şu gördüğünüz hemen sağ tarafta bir kapıdan giriyorsunuz ama şu an önü çöplük içinde ve kapalı. Maalesef göremiyorsunuz. Zaten yukarısı da Giresun Kalesi. İçeride kutsal bir su var ve Meryem Ana'nın daha önce ben geldiğimde görmüştüm. Meryem Ana'nın Hazreti İsa ile birlikte freskleri var, duvar resimleri var. Birkaç tane haç figürü var. Ve içeride akan bir kaynak suyun da kutsal olduğuna inanıyor Hristiyanlar. Aslında çok önemli bir yermiş ama maalesef göremedik. Yani en az size göstermek istemiştim. Şimdi Giresun Kalesi'ne doğru çıkacağız. Eğer hani kararmazsa yemekten önce size oraya anlatmaya çalışacağım. Ve şu anda arkamda bulunan yer şehrin simgelerinden bir tanesi olan Giresun Kalesi arkadaşlar. Milattan önce 2. yüzyılda 1. Farnakes, Pontus Rum Kralı 1. Farnakes tarafından yaptırılan bu kale şehirdeki volkanik kökenli bir kayanın üzerine kurulmuş. Gerçekten çok sağlam bir yapı. Az önce de altındaki kiliseyi ararken gördük. Gördüğünüz gibi yukarıda şu anda Giresun Üniversitesi'nin Rektörlük Fakültesi var. Ama böyle küçük bir meydan oraya en yakın göreceğiniz yerlerden bir tanesi. Dilerseniz hemen şu sağ tarafta bulunan yoldan da kale sokaklarında yürüyüşünüze çıkabilirsiniz. Sonraki dönemlerde tabii ki şehir artık fethedildikçe o zamanki yönetimlerin, yani o zamanki medeniyetlerin yönetim merkezi olarak kullanılmış. Ücretsiz olarak kaleye çıkabilirsiniz diyorum. Eğer zaman olursa biz de çıkacağız ama şimdilik rotamıza devam ediyoruz. Şimdi araca bindik ve kalenin üst kısmına geldik. Burası aslında çok güzel, doğal bir park gibi. Belediye de güzel restorasyonlar yapmış. Şimdi burada gel gel gelin arkadaşlar. Arkadaşlar selam. İşte burada şu anda Pontus'tan kalan bu kaleyi, ilk yapıldığı 1. Farnakes'ten kalan bu kaleyi şimdi artık geziyoruz. Tabi sonraki dönemlerde Osmanlı ile birlikte buraya kümbetler, bazı şehitlikler yapılmış. Çok ciddi bir konu anlatıyor. Ayrıldılar. Vallahi içeri girdim. Sıkıntı yok. Böyle eğlenceli oluyor tabii ki. Şimdi dediğim gibi bu arkamda gördüğünüz belediyenin sosyal tesisinde akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Güzel bir manzara terası var. Oraya çıkacağız. Bu size şimdi birazdan Giresun'u yukarıdan çok güzel bir şekilde göstereceğim. Kalenin teras noktasına geldik. Burası iç kale kısmı. Şimdi burada zaten muhteşem bir manzara var. Giresun'un arka tarafını görüyorsunuz. Daha bir modern yerleşimin olduğu tarafları görüyorsunuz. Ama asıl olay şöyle anlatayım size. Bakın uzakta
biraz böyle parmağımın ucuna doğru bakın. 1. kilometre açıklarında, 1.6 kilometre açığında yaklaşık 40 bin metrekarelik bir küçük ada bulunuyor. Bu Karadeniz'in ikinci büyük adası olan Giresun Adası. Buranın şöyle anlatayım, antik dönemlerden beri burası çok önemli. Amazonların kendi tanrıları Ares için, savaş tanrısı Ares için buraya bir tapınak yaptıklarından bahsediliyor. Ve bu tapınağın kalıntılarını, bazı surları, parçalarını, duvarlarını adanın içine görebiliyorsunuz. Aynı zamanda 71 tane de otsu ve odunsu olmak üzere bitki türü de adada hakim. Yani flora anlamında da çok güzel bir yer. Ve buraya da bir ilginç olay da adada bulunan Hamza Taşı adı verilen bereket tanrısı Kibel adına yaptırılan bir Hamza Taşı var. Her sene orada bir festival yapılıyor, Aksu Festivali. Ve bu festivalde de yine bu Kibel taşına, yani Hamza Taşı'na bitecek şekilde de bazı ritüeller gerçekleştiriliyor. Şimdi bu taşın şöyle bir olayı var. İki türlü şey var. Yaşlar hem uzun ömür dilemek için oraya gidiyorlar, oraya böyle bir geziniyorlar, etrafta dönüyorlar. Hem de bereket getirir inandıkları için doğum yapmak isteyen kadınlar için de o taşa gidip dokunuyorlar. İşte böyle farklı farklı hikayeler de mevcut. Şu an dediğim gibi arkamda bu manzara, yani buraya çıkarsanız Giresun Adası'nı en iyi göreceğiniz yerlerden bir tanesi de burası. Onun dışında gerçekten çok güzel bir manzara var arka tarafta da. Ön tarafta da bir teras var. Bu sefer de ön kısmı görüyorsunuz. Şimdi bu kale kısmını da gezdikten sonra güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Sonra yarın rotamıza devam edeceğiz. Giresun'daki ikinci günümüzden merhabalar. Bugün Trebolu'ya geldik. Giresun'un en güzel ilçelerinden bir tanesi. Burada da sabah kahvaltımızı hemen doğal dükkanda yapacağız. Burası lezzetleriyle meşhur, muhteşem bir manzaraya sahip olan bir yer. Şöyle bir göstereyim, apucumu müsaade eder misin canım benim? Şimdi burada geldiğiniz zaman isterseniz hediyelik eşyalarınızı, aynen Giresun'a ve Karadeniz'e ait hediyelik eşyalarınızı alabiliyorsunuz. Onun dışında buradan çok güzel yine kendi ürünleriyle hazırlanmış bir kahvaltı yapabiliyorsunuz. Yöresel ürünleri alabiliyorsunuz. Kendi ürettiği ürünleri alabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Festivalimizin sponsorlarından da bir tanesiydi. Ve onun dışında da şöyle göstereyim. Manzaraları zaten biraz gördünüz ama bakın şu güzel bahçesinde her iki taraftaki koya bakan teraslarıyla da gerçekten çok güzel bir yer. Tabii buraya biz kahvaltı yapmaya gelmiştik ama gerçekten lezzetlere bayıldık. Karadeniz'e geldiğimden beri yediğim en güzel şeyler oldu bugün yediklerim. Herkes de hemfikir buna. Böyle güzel bir alanda çekimlerinizi yapabilirsiniz diyoruz ve Trebolu gezimize başlıyoruz. Şimdi doğal dükkana geldik, Trebolu'ya. Trebolu biraz Giresun merkeze 45 dakika falan uzaklıkta bir yer. Ama şu manzaraya Ozan'cığım, senin bu manzaraya bakın. Şu manzaraya bakıyoruz. Yani böyle bir yerde kahvaltı keyfi yapacağız. Şu anda masamıza da Trebolu'nun böyle güzel lezzetleri, Giresun lezzetleri, pidesi falan filan. Bayağı güzel kalabalık yağlısı da var. Bakın Giresun yağlısı arkada. Pişiler. Yine otlu kahvaltılıklarımız. Her saat yiyorsunuz. Yöreseller. Çok güzel bir masa. Güzel bir kahvaltı yapmak isterseniz arkadaşlar Trebolu'ya gelin. Bu gezinin en güzel aktivitelerinden bir tanesi olan çay toplama etkinliğine geldik. Festivalinde ana etkinliklerinden bir tanesi. Şu an Ören adı verilen bir beldemizdeyiz. Bayağı bir dağlardan tırmandık. Yaklaşık Trebolu'dan bir 35 dakika uzaklıkta zorlu yollardan buraya geldik. Yani yol çok kötü değil ama biraz çok virajlı. Hani biraz etkilenebilirsiniz. Şu an muhteşem bir doğada, tipik olarak Karadeniz'in en güzel dokusunda diyelim, bitki örtüsünde çay toplayacağız. Benim için de herhalde ilk defa olacak. Hani çok böyle yerler gördüm ama böyle inip de bir çay topladığım ya da işte bir etkinliğin parçası olarak katıldığım bir gezi olmamıştı. Ya görüyorsunuz şu anda gerçekten Karadeniz insanların neden ömrünün daha uzun olduğunu bu coğrafyaya gelince çok daha iyi anlıyorsunuz. Gerçekten çok güzel. İleride bir şenlik alanı var. Önce güzel bir şenlik olacak. Ondan sonra hasadımızı yapacağız. Şimdi birazdan etkinlikte görüşelim. Şimdi çay tarlalarına geldik arkadaşlar. Bakın ablalarımız, kardeşlerimiz çok güzel bir şekilde
çayları topluyorlar. Kolay görünebilir ama çok kolay değil. Zor. Zor. Çünkü köklerden ya da daha dalların alttan almamanız gerekiyor. Abla ben şöyle sana doğru yaklaşayım. Bakın. Bu çok önemli. Yüzeyden böyle güzel tıraş yapıyormuş gibi. Evet, tıraş yapıyorsun. Evet. Abla senden iyi bir kuaför olur ya. Benden mi? Bak bu yeğenim kuaför. Ben beceremem de. Aynen. Nasıl abla, zor mu peki bu iş böyle? Her gün kaç saat çalışıyorsunuz? Sabah 8'de iş başı, akşam 6'da bırakıyoruz. Değiyor mu peki? Ne? Değiyor mu yani? Değiyor. Heh, çok şükür. Yoruluyuz ama tabii. Çaycılar da kazanıyor, sahibi de fabrikada kazanıyor, biz fındıktan, de kazanıyoruz. Fındıktan kolay. Fındık da zor ama. Fındık çok zor. Çay ne? Bana sorarsan çay daha iyi. Tabii çay daha kolay. Dalı çektiğini gözünden aşağı hem bir avuç şey oluyorsun. Ama Allah yani burada da ortalama yaşam süresi bir 90-100 vardır. Ne? Valla biz Güneydoğu'da oğlum, çok erken gidiyoruz. Oğlum benim dedemin teyzesi 120 yaşında öldü. Bak 120 diyor, 120. Görelim. Ablacığım şu doğaya bak ya, biz ağaç görmüyoruz ya. Doğru, doğa var ama çalışma var. Evet, tabi tembellik yok, aynen. Harikasınız. Biz de Karadeniz yağmur yağdı. Bey buradan çok böyle yaş geçtikçe baş gösteren rahatsızlık ne oluyor? Ha. Yani ortopedik hastalıklar. Allah korusun kanser falan. Onlar az ama. Ha, onlar da bize çok. Kalp şeker yağlı yemekler. Doğrudur. Evet arkadaşlar gördüğünüz çok güzel bir sohbetimiz ardından. Boyun fıdığı. Sen de ama sen iyisin maşallah. İyi değilim. 8 tane boynumda fıdık var. Bende de var. Ben de 36 yaşındayım. Bende 2 tane var. Burayı bir toplayayım da. Burası bizim. Bu kimin? Bir tane de etmeyeceğim. Senin anne geliyor. Evet, şimdi de Amber Çay'a geldik. Burada toplanan çayların getirildiği çay fabrikasından bir tanesi. Şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi burada çaylar önce eleniyor. İçindeki çalısı, çırpısı, çöpleri buradan alınıyorlar. Şöyle konveyörlere, taşımacıklara geliyor. Bakın burada çay şu şekilde yıkanarak, çıkarak böyle geliyor. Ondan sonra buradan yukarı kısma gidiyor. Ondan sonra üst kısımları birazdan gidebilirsek göstereceğim. Orada farklı ayrıştırma işlemleri yapıldıktan sonra şu karşıdaki binaya gelip artık kurutma ve diğer işlemler yapılıyor. Şu an dediğim gibi artık hani çayın tüm üretilme evresini görmek adına buraya geldik. Bakalım taze taze çayların tadı nasıl olacak? Zaten geldiğimden beri Türk çayını çok sevmem ama kaçak alıştık maalesef bölgeden dolayı ama sanırım Türk çayını da seveceğim bundan sonra bol bol içeceğim. Ve Tirebolu gezimize başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şurayı biraz anlatalım. Tirebolu, Giresun'un çok güzel bir ilçesi arkadaşlar. Çok şirin. 32 bin nüfusu var. Küçük ama sahil kenarında olması ve denize, yani denize neredeyse iç içe olan bir ilçe. Önünde çok güzel plajlar var, falezler var, koylar var. Zaten görüntülerde görüyorsunuz. Yani görmeye böyle alışık olmadığımız aslında biraz ilçelerden Karadeniz'de. Tabii Rize taraflarında da böyle benzerleri var ama bu kadar böyle sakin, huzurlu, yeşil ve mavinin bir arada olduğu bir ilçeye bakın. Şu an yürüyüş yollarından bir tanesini görüyorsunuz. İlçe görmek çok zor. Ama burayı ben çok beğendim. Yani buraya böyle doğu görevi diye ya da başka doğu görevlerde atanan insanları biraz kıskanabilirsiniz. Ha belki sıkıcı olabilir bir süre sonra ama böyle gezmeye gelenler için gerçekten çok güzel. Eğer yolunuz Giresun'a düşerse 40-45 dakika uzaklıktaki bu ilçeye de mutlaka gelin. Şimdi buranın çok güzel bir sokağı var. Taflan Sokağı diye. Oraya doğru gideceğiz. Bakın hemen sahil kenarına böyle piknik alanları da yapılmış mesela.
O yüzden geldiğiniz zaman da hem o renkli sokakları gezin, hem sahile denize girin yazına geliyorsanız. Çünkü çok da güzel plajları var. Küçük de kayalıklar ve adalar, adacıklar da var. Şimdi oradan sonra da artık bakacağız artık. Trebolu Kalesi'ne belki yolumuz düşerse orayı da çekeceğiz. Yoksa da artık festivalde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda Taflan Sokağı'na geldik arkadaşlar. Daha doğrusu sokakları. Burası bir Taflan, bence bir bölge olması lazım. Artık mahallenin ismini bilmiyorum. Burada yaşayan insanlar kendileri yaşadıkları evleri çok güzel boyamışlar. Belediye tabii destek vermiş. Ve ortaya rengarenk bir mahalle çıkmış. Şu anda herhalde her renk tonunu herhangi bir binada görebiliyorsunuz. Her bir sokak farklı bir yere açılıyor. Bakın şurası ayrı bir renk cümbüşü. Burası ayrı bir renk cümbüşü. Daha dar sokaklarda çiçekler, lambalar, işte pervazlar, pencereler farklı tasarımlar yapılmış. Bakın şurası da mesela çok güzelmiş. Bayıldım ya. Ya böyle dokunuşlar çok önemli. Ülkemize benzerlerini de görüyoruz ama daha fazla artmasını diliyoruz. Bakalım gezdikçe daha neler göreceğiz. Trebol'da gezerken çok ilginç yapılar karşımıza çıkmaya devam ediyor. Çok çok eski yapılar var. Çoğu terk edilmiş. Bakın burada Selim Ağa Çeşmesi. Muhtemelen Osmanlı döneminden kalma bir eser bu. Ve ama ilginç olan şey, bakın burada her yerden su akıyor ve arkada böyle baca gibi bir şey var. Orada ne var Onurcuğum? Geçit var. Narnia'nın gölünde geçtim. Hadi gidelim, girelim. Işık açalım. Işık açtım ama o kadar karanlık ki ışığı görmüyor bile. Abi ben buraya girmem. Ben buraya girsem de gidemem çünkü gerçekten çok tehlikeli görünüyor bu arada. Gel gidelim beraber. Burada hayvan mayvan bir şey çıkarsa bizim var ya ejderha çıkar. Şeyimiz çıkar yani. Düşersiniz. Evet. Işık var mı sende? Telefonun ışığını açsa. Dur açayım bir dakika. Bak yerde boru var. Yok yok, bak ışık sanki oradan bir yerden de ışık geliyor. Işık gelmiyor oradan. Gelmiyor mu? Senin ışık mı o? Benim ışığım. Dur açtım. Telefonu şarj etmek üzere. Devam et. Facia. Kanka, bu yolun sonu yok, ben sana diyeyim bak. Aynen, lan nereye gidiyor bu? Ne acayip bak, bir yapı. Bak su sesi falan geldi, yavaşladı. Ben buradan geri dönüyorum. Ben çünkü daha gidecek yolum yok benim. Bak bence şu köşeye gidelim de oradan dönelim. Buraya boru döşemeye girmişler. Demek ki bir sıkıntı yok. Ya boruyu uzatmış da olabilirler. Geliyoruz, geliyoruz hemen. Şu köşeye gidip geliyoruz. Burada bir köşe var. Işık var mı burada? Burada. Dur şu sağa bakalım. Devam, bence bitiyor bak. Bak buradan dönüyor da buradan da devam ediyordur bak bu yol. Evet bakalım nereye gidiyor? Evet abi buradan arkamda da devam kim var ediyor. Ya? Bak gel. Oha. Buradan da devam ediyor, artık gitmeyelim buradan daha fazla. Bence de gitmeyelim. Rahat bir zamanda geliriz buraya. Abi buraya bir ekipmanla falan gelmek lazım. Başımıza ne geleceği belli olmaz. Çok acayip çünkü yerler. Çok güzel bir yere geldik yine. Trebol'da dediğim gibi birçok sahil plaj var. Bakın şu anda küçük bir plajdayız. Ve Karadeniz biliyorsunuz ki gün batımını izleyeceğiniz en güzellerden bir tanesi. Akdeniz'de yaşayanlar çok iyi bilir ki güneş ters tarafa düştüğü için çoğu zaman gün batımını izleyemiyorsunuz. Ya Ege'ye gitmeniz gerekiyor ya da Karadeniz'e gelmeniz gerekiyor. Ve Zonguldak'a geçtiğimiz senelerde Zonguldak'a gittiğim zaman da bunu görmüştüm. Muhteşem oldu bir gün batımı. İki gündür bulutlar geldiği için çok şanslıydık ama bugün de biraz bulut var. Ama belki birkaç saat sonra, daha doğrusu birkaç dakika sonra bulutlar çekilir. Aşağı indikçe biraz boşluk var. Orada güzel bir gün batımı izleyebiliriz. Eğer güzel olursa zaten videonun devamında izleyeceksiniz. Ve geldiğiniz zaman da yazın, denize girebileceğiniz plajlardan bir tanesi de burası. Yeni günden merhaba arkadaşlar. Şu anda şehir merkezine 1 saat uzaklıkta bulunan Kuzalan Şelalesi'ne geldik. Buranın öncelikle en güzel yanı yola çok yakın bir konumda bulunması. Zaten hemen yolun yanında sizi bu şelale karşılıyor. Yaklaşık bir 30 metre, 25-30 metre arasında akan bir şelaleden bahsediyoruz. Mevsimsel olarak çok daha fazla debisi yükseliyor. Böyle dev kazan olmasa da içine suya girebileceğiniz bir yer var. Ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Burası bir doğal tabiat parkının bir parçası. Birkaç tane seyir ve fotoğraf ya da video için teraslar da yapılmış. Gerçekten çok güzel bir yer. Şu anda görüntüleri gördünüz, doğayla iç içe.
Giresun'daki en önemli şehirlerden bir tanesi de burası. Buraya da çektikten sonra buranın en meşhur yeri olan Mavigöl'e doğru devam ediyoruz. Ve buranın en meşhur olan yeri Mavigöl'deyiz arkadaşlar, ama maalesef o kadar çok yağış aldı ki bu hafta Giresun. Mavigöl şu an bu halde. Yani şanssızlık diyelim. Çünkü burası masmavi oluyor arkadaşlar. Özellikle yaz aylarında ve Ekim ayında burası çok daha güzel bir görüntü alıyor. Ama işte şu anda gördüğünüz sıradan bir şelaleden farklı değil. Yani işte benim hayattaki şansım diyorum. Çünkü geldiğimizden beri Giresun'da yağmur eksik olmadı ve buralara daha çok yağmur yağıyor. Burası da az önceki Kuzulan Şelalesi'nden sadece 1-2 km uzaklıkta. Hatta o kadar bile olmayabilir. Birkaç dakikada buraya geliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ücretsiz mi giriyorsunuz? Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Böyle aracınızdan sonra bir park yeri var. Oraya bıraktıktan sonra bir 100 metre yürüyüp merdivenler başlıyor. Merdivenlerden çok rahat inebiliyorsunuz. Sadece bebek arabası da engelliler için öyle bir imkan yok. Zor olacaktır. Ama bu ahşap merdivene inip şöyle bir tur atabilirsiniz. Güzel bir ahşap köprüsü var. Onun dışında zaten başka bir şey yok buralara. Güzel güzel görsellerinizi çekin ve ortamın keyfini çıkartın. Ve bir gezimizin ve festivalin daha sonuna geliyoruz. Giresun'da dolu dolu 3 gün geçirdik. Hem festivalde eğlendik, lezzeti doyduk. Hem de bu güzel şehrin doğasıyla, tarihi mekanlarla bir yolculuk yaptık. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Önümüzdeki rotada tekrar görüşmek üzere. Benimle kalmaya devam edin. Bye bye.